Eğer biz aşk potasında eriyemezsek arkadaşlar, kendimizi aşk ile bağlayamazsak, hasret ile ağlarız. Firkat ile ağlarız. Nedamet ateşine yanarız. Bu işin en güzel yolu sevda ocağında pişmek. Hazreti Mevlana buyuruyor ya, kandım, piştim, yandım. Kan idim, nefsimle birlikte idim. Nefsimin esiri idim. Nefsimin arzularını yapıyordum. Rabbime döndüm, tevbe ettim, nefsimi dışladım, olgunlaştım, piştim yani. İslam'ın güzellikleriyle, ibadetle, taatle, zikirle, fikirle olgunlaştım, piştim. Sonra aşk potasında eridim, yandım. Bütün varlığımı yok ettim. Varlığım eridi. Ben diye bir şey kalmadı. Benlik kalmadı. O zaman da yandım. Hani argoda böyle bir tabir var. Kelime argo olsa da bir hakikate işaret ediyor. Ne diyorlar? Yananı Allah görür. Yanmadan demek ki seni görmüyorlar. Yananı Allah görür. Yan ki seni görsünler. Bunlar cilve. Dedik ya işte aşka yanamazsak başka şeylere yanacağız. Aşk en kısa ve en kese yol. Yoksa seni bela mektebine kaydederler. Oradan mezun olmadıkça da bir iş vermezler. Bir de bu işin bela mektebi var. İmtihan üstüne imtihan. O mektebi iyi bir dereceyle bitiremezsen, mezun olamazsan bir memuriyetin olmaz. Özür dilerim argo tabirle, hiçbir baltaya sap olamayız o zaman. Bu yüzden diyoruz ki kese ve kısa yol, aşk potasına düşmek, aşka yanmak. Rabbim bunu bize kolaylaştırsın.